Kızım uzak diğerlerden arkadaşlarım sağ olsun yani beni çok övdüler az evvel. Böylece duydum, şaka bile olsa gerçekten beni övmelerini görmüş oldum. Niye şaka ya? Her şakanın altında bir gerçek vardır. Şaka yapıyorlardı tabii ki. Ama niye? Arkadaşlarım bahsetmedim kanka. Hep kendimden bahsettim. Beni nasıl gösterdiklerini de görmüş oldum. Evet. Chris dışarıda mektubu gördüğünde sette falan buraya gelmiş görmüş dışarıdan. Hı. Ondan sonra bayağı beğendiğini söyledi sarışın olduğu için de. Ha. Yani. Chris mi? Kim? Bir başka Chris. Anneciğim hoş geldin aşkım. Ay çok güzel olmuş. Maşallah. Adam tanıyamadım. Bu ne güzellik. Hoş bulduk. Ne haber? İyi valla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyzen senden güzel. Merhaba canım. Bizim aile. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne zaman eğlence çıkıyor? Ben de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay şuraya oturayım bari. Ne haber Meta? Hoş geldin. İyidir siz nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim yavrum. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim gençleşmişsiniz. Siz niye Melis'le böyle şey oldunuz ya aranızda? Ya ne kadar güzel dostunuz, arkadaştınız. Birbirinizi seviyordunuz. Geçen gün de izledim işte final gecesinde. Şey dedin Melis'e. Sen 24 yaşındasın ama dedin zeka yaşın 4 yaşında dedin. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Eğer senle biz arkadaşsak veya birlikte arkadaşsak ve çok da iyi anlaşıyorsak, hı hı, o zaman bu demektir ki zeka yaşlarımız zaten aynı. Hani bunu arkadaşına söylemekle bir yerde kendine de söylemiş olmuyor musun? Şöyle bir şey, hani bu sinir anında söylenen şeyler eğer ki böyle genel kapsamda bakacak olursak ve o zaman içinde geçerliyse, aynı şekilde Melis'in de bana yaptığı şeyler de Melis için geçerli olur demek o zaman. Kendi yeğeninize de bunu anlattınız mı acaba? Ben yeğenimle tabii ki konuşuyorum. Hı. Tabii ki onun da hataları vardır. Yok demiyorum ama bazı şeylerin de tabii ki saygı çerçevesinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Bazı durumlarda yükselinebilir. Evet. Ve o insanı aslında sevdiğini unutup yani o anki sevgi sinire dönüşmüştür. Öyle şeyler çıkabilir tabii ki ağızdan ama gördüğünüz gibi sinirli olan şeyler. Ya kötü şeyler oluyor. Yani siz birbirinizle çok fazla yani birçoğunuzun arasında olabiliyor aslında. Yürüyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Siz seyredenleri de unutuyorsunuz. İnsanlar ekranda yani sizi çok seven insanlar var. Evet. İnsanlar da üzülüyor ayrıca. Size örnek alan insanlar var. Yani biraz daha ne bileyim... daha seviyeli böyle tartışmalarınız olsa Melis'in de hataları var. Yok değil. Tabii ki onun da hataları var ama tabii ki hepimizin dikkat etmesi gerek. Bir de tartışırken tabii bu şey olmamalı. Şey boyutuna gitmemeli. Nasıl söyleyeyim? Eller kollar falan da fazla havada uçuşmamalı bence. İnsanlar ellerini kollarına sahip çıkmalı. Eline koluna sahip çıkmalı evet ama karşısına değecekse, karşısındakine değecekse sahip çıkmalı bence. Tabii ki hareketlere de dikkat edilmeli ama mesela ben konuşurken ya da tartışırken hani çok jest kullanan bir insanım işte. El hareketlerimi çok kullanıyorum. Vücut dilini kullanmak ayrı da hani kaba kuvvet. Kaba kuvvetten kaba kastınız. Kuvvete, evet ben de kaba kuvveti kastediyorsanız o yanlış dedim. Kaba kuvvete gitmemeli yani çünkü herkesin ailesi var. Herkesin arkasında birileri var. Yok yere kavga çıkıyorsa sana ben bir şey söyleyip de eğer sen bana kaba kuvvet gösterip ya da sesini yükseltiyorsan bu demek ki senin suçlu olduğunu, beyin altında da senin bir hatan olduğunu, onu bastırmak için saldırdığını gösteriyor. Benim bazı bir duyumlarım var. Tabii ki onları burada tabii ki konuşamayacağım ama yani ellerinize kollarınıza hepiniz sakin olun. Evet hepiniz. Evet. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Vallahi pek zannetmiyorum. Şimdi burada sapa bazen... sağlam duruyor ama... Bir ders verebiliyorsak ne mutlu bize büyük olarak.
Bazen tabii ki büyükler de yükselebiliyor küçüklere karşı. Ama küçükler büyüklere merhaba. Her zaman bence saygılı olmalı diye merhaba. Düşünüyorum. Bizler öyle gördük ailelerimizden, öyle büyüdük. Ama tabii anne olan var aranızda ama anne olmayanlar da yarın bir gün anne oldukları zaman çocuklarının saçına bir zarar gelse nasıl panter aslan kesilirler? O zaman tabii daha iyi anlayacaklar. Tabii ki de. Çünkü sen de annenden bilirsin. Büyük bir ihtimalle senin de annen öyledir. Yani küçükler tabii biraz daha şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii şöyle neyse, bir şey var. Ha, söyle yavrumsa. Yani biz şu an evlat sevgisini bilmiyoruz ama sen evlat sevgisini biliyorsun. İşte o yüzden diyorum. O yüzden bu konu hakkında yorum yapmak bize düşmüyor. Kesin, o yüzden kesinlikle. Yorum yapmayacağım ben bu konu hakkında. Tamam, yorum yapma zaten. Sen daha iyisin bilirsin. Ben buradaki herkesin çok iyi olmasını istiyorum. Herkesin çok mutlu olmasını istiyorum. Ben burada sırf biliyorsun ki seni tutmuyorum. Biliyorum. Ben Hazal'ı, Emre'yi beğeniyorum. Beğendi yapıyorum. Teşekkür ederim. Cansel'e defalarca yaptım. Eser'e defalarca yaptım. Hatta fanlar üzerime yürüdüler. Sen birisinin teyzesisin. Nasıl hani ne bileyim bir Dani'yi, Mehtap'ı ya da diğerlerini nasıl beğenebilirsin? Ben bir noktada burayı yarışma gözü ya da belli bir formatta görmüyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepinize ayrı ayrı kızıyorum. Ama bu benim Dani'yi sevmemem ya da Hande'yi sevmiyorum demek değil. Tabii ki sen evladım olduğun için sana biraz hassas olabilirim ama genel anlamda ben hepinizi seviyorum ve hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Bugün Ayten Hanım misafir geldi fakat daha dakika bir gol bir misafir başımızın üstünde yeri var ama Cansel'i yermekle başladı. Tabii ben de buna biraz sinirlendim ama saygı karşılıklı duyulunca güzel bir şey bence. Biz saygıyı Cansel'den görebildik ama büyüğümüzden göremedik bugün. Sen yeter ki sen kısmet.